Arkadaşlar 10. fasikül 1. video dersimizle devam ediyoruz. Asal sayıları bu dersimizde işleyeceğiz. Şimdi asal sayıların öncelikle tanımını yapalım. 1 ve kendisi hariç hiçbir pozitif tam sayı bölünmeyen pozitif tam sayılara asal sayılar diyorum. Yani asal sayı olabilmesi için 1'e ve sadece kendisine bölünecek. Bunun haricinde başka hiçbir sayıya bölünmeyecek. Mesela asal sayılardan örnek verelim. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Hep baktığınız gibi arkadaşlar bu verdiğimiz sayılar ya 1'e bölünür ya da kendilerine bölünür. Başka bölünecek bir sayı yoktur. Mesela arada neden 4 yok ya da 6 yok? Çünkü 4 tamam 1'e bölünür. Kendisine de bölünür. Ancak aynı zamanda 2'ye de bölünür. 6 için düşünürsek 1'e bölünür, 2'ye, 3'e, 6'ya yani 1 ve kendisi hariç daha farklı bölenleri de olduğundan dolayı bunlar asal sayı olamaz. Asal sayıların belli bir düzeni yoktur. Yani bunların arasında belirli bir artış, belirli bir düzen yoktur. 2 dışında çift asal sayı yoktur. Evet arkadaşlar benim 2 haricindeki tüm asal sayılarım hepsi tektir. Tüm asal sayılar tektir diyelim. Sadece bir tane çift asal sayım var, o da 2'dir. 2 asal sayının farkı 1 ise bu sayılar 3 ve 2'dir. Neden? Zaten 2 ve 3 ardışık olduğu için ardışık sayılar arasındaki farkın 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 2 tane asal sayının farkı 1 dersem buradan birisinin 3, diğerinin de 2 olduğunu söyleyebilirim. 2 asal sayının toplamı tek ise bu sayılardan biri 2'dir. Şimdi biz hatırlarsanız örnek veriyorum A ve B şeklinde 2 tane sayı alalım ve toplamın tek olmasını istiyorsam nasıl sağlıyordum bunu? Sayılarımdan biri çift, diğerinin de tek olması ile sağlanıyordu. O zaman asal sayılar için konuşursak çift olan sadece asal sayı neydi? 2 idi. O zaman bize bir toplamın tek olduğu söyleniliyorsa demek ki bu sayılardan birinin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bununla ilgili bir örnek var. Hemen ona bakalım. Yukarıda verilen 2 kartın üzerinde birer asal sayı yazıyormuş. Bu sayıların toplamı 15 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar mavinin üstünde A yazsın, turuncu kartımızın üstünde ise B yazsın. A artı B'nin 15 olduğunu söylemişiz. Şimdi dikkat ederseniz 15 tek bir sayıdır. Bir öncekinde ne demiştik? 2 tane asal sayının tek olma koşulu sayılarımdan birinin çift olması, diğerinin ise tek olmasıyla sağlanıyordu. Zaten benim asal sayılarımın içinde bir tane çift olan asalım vardı ki o da neydi? 2 idi. Dolayısıyla toplamın 15 olması için o zaman diğer tek olan sayım da 13 olmalıdır. 13 de bildiğiniz gibi nedir? Asal bir sayıdır. Şimdi turuncu kartın üzerinde yazan sayının kaç olabileceğini bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar 13 de olabilir. Çünkü turuncunun üstünde yazana B demiştik. Ya da 13'e 2 de olabilir. Yani turuncu kartın üstünde ya 13 yazacaktır ya da 2 yazacaktır. Bir notumuz var. Hemen onu da bir gözden geçirelim. Asal rakamlar 2, 3, 5 ve 7 imiş. Şimdi arkadaşlar rakamları hatırlarsak rakamlar neydi? 0'dan başlıyordu ta ki 9'a kadar giden sayı kümemdi. Dolayısıyla bu sayı kümesinde yani 0'dan 9'a kadar olan rakamlarda asal rakamlar hangisi olur? 2, 3, 5 ve 7 olur. Yani notumuzda söylenen şey budur. Hemen sorumuza bakarsak bir şifreli kilitte yan yana getirilen rakamlarla 4 basamaklı bir şifre oluşturuluyormuş. 4 basamaklı şöyle belirtelim. Bu şifre farklı asal rakamlardan oluşuyormuş. Dikkat edin. En büyük 4 basamaklı sayı olduğuna göre şifreyi bulalım demiş. Öncelikle farklı asal rakam dediği için ne kullanacağım? 2, 3, 5 ve 7. Daha sonra ve ben şifrenin en büyük olmasını istiyorum. O zaman geldim 7'yi başa yazdım. Daha sonra 5'i yazdım. 3'ü ve sonra da 2'yi ekledim. Demek ki 4 basamaklı şifremde 7532 olarak bulundu. Bir asal sayının pozitif tam sayı çarpanları yalnızca 1 ve kendisidir.
asal sayının pozitif tam sayı çarpanı. Şimdi örnek verilmiş. A ve B'nin doğal sayı olduğu söylenilmiş. A eksi B yani farklarıyla toplamlarının çarpımı 17'ymiş. Dikkat ederseniz 17 asal bir sayıdır. Bu durumda arkadaşlar tam sayı çarpanları nedir? 1 ve kendisi yani 17'dir. Zaten farklar 17 olamayacağına göre demek ki bu iki sayının yani A ve B'nin toplamı 17 olacaktır. Farkları ise 1 olacaktır. O zaman iki bilinmeyenli denklem çözersek taraf tarafa topladım. Eksi B artı B birbirine götürdü. A ile A'yı topladım 2A. 1 ile 17'yi topladım 18 oldu. 2A eşittir 18 ise her tarafı eğer ben 2'ye bölersem A da buradan 9 gelir. B'yi bulmak için ise yukarıda verilen denklemlerden herhangi birinde A gördüğüm yere 9 yazarsam mesela A eksi B'yi kullanalım 1. A yerine gittim 9 yazdım. Farkın 1 olması için B'nin de ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Gelin şimdi de aralarında asal sayılar kavramını bir anlayalım. Şimdi arkadaşlar aralarında asal sayı demek 1 dışında ortak pozitif tam sayı böleni olmayacak. 2 veya daha fazla tam sayı aralarında asaldır. Yani elimde örnek veriyorum 2 tane sayım olsun. Ben bunun aralarında asal olup olmadığını kontrol etmek için 1 dışında ortak pozitif tam sayı böleni var mı yok mu bunu kontrol edeceğim. Mesela hemen bakalım. 4 ile 9. Şimdi 4 ve 9 baktığımız zaman asal sayılar değildir. Değil mi? Çünkü 1 ve kendileri haricinde başka bölenleri de vardır. Ancak 4 ve 9'un ortak böleni yoktur. Yani 1 dışında başka bir pozitif tam sayı böleni yoktur. Dolayısıyla 4 ve 9 aralarında asal sayılardır. Daha sonra mesela 2'ye ne diyelim? 19 diyelim. 2 ve 19 her ikisi de asal. Her ikisi de asal olduğundan kaynaklı. Dolayısıyla aralarında 1 dışında ortak böleni yok. Yine aralarında asal diyeceğim. Şöyle diyelim. Peki 3 ile 15'e bir bakalım. 3 ve 15 için konuşursak arkadaşlar bunların bir haricinde 3 ortak böleni de vardır değil mi? 3'ün böleni 3, 15'in de aynı zamanda 3. O zaman 1 dışında başka pozitif tam sayı böleni olduğu için 3 ve 15 aralarında asal değildir. Şunu da böyle notumuzu alalım. Örneğin demiş 9 ve 14 sayıları aralarında asaldır. Çünkü 9 sayısının pozitif bölenleri 1, 3, 9. 14 sayısının ise 1, 2, 7 ve 14. Baktığımız zaman bu iki sayı için 1 haricinde başka ortak eleman yoktur. O zaman ben 9 ve 14 için aralarında asaldır diyebilirim. Aralarında asal sayılar ile oluşturulan kesir en sade kesirdir. Yani sade olmasa da biz bunu aralarında asal diyorsa en sade hale getirene kadar sadeleştirme işlemi yapacağız. Örneğin A ve B aralarında asal sayı demiş. A bölü B'nin 7 bölü 15 olduğunu gördük. 7 bölü 15 arkadaşlar en sade halidir. Bu kesir daha da sadeleşmez. Dolayısıyla A dediğim sayı benim 7'dir. B dediğim sayı 15'tir. Dikkat edin A ve B'nin asal olduğunu söylememiş, aralarında asal olduğunu söylemiş. Dolayısıyla 7 ve 15 aralarında asal niye? Bir haricinde başka hiçbir ortak böleni yok. O zaman A'yı 7 aldım, B'yi de 15 almış oldum bu durumda. Hemen bununla ilgili bir örnek çözelim. A artı 2 ve B eksi 3 aralarında asal sayıymış. Tamam. Hemen kesrin değerini vermiş. 13 bölü 18. Şimdi arkadaşlar 13 bölü 18 aralarında zaten asal. Ve daha da en sade hale getiremem. Yani olabilecek en sade hali zaten bu. Dolayısıyla bu iki kesrin pay ve paydaları birbirine eşit olacaktır. Yani paylarını birbirine eşitlersek ki 2'yi karşı tarafa attım. A buradan 11 geldi. Paylarını eşitledim. Şimdi de paydalarını eşitleyeceğim. 18'e eksi 3'ü karşı tarafa artı 3 olarak attım. 18 artı 3'ten de B'yi de 21 bulacağım.
x-1 ve 2y+1 aralarında asal sayılardır. Bu sefer dikkat edin, kesir şeklinde vermemiş. O zaman ben bunu kesir yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu 2y+1'i aşağıya bölü olarak geçireceğim. 21'i de bu tarafa paydası olarak geçireceğim. O zaman x-1 bölü 2y+1 18 bölü 21 oldu. Bunu elde ettim. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şu. x-1 ve 2y+1 aralarında asal sayı olduğundan dolayı hemen bakıyorum. 18 ve 21 aralarında asal değil. Neden? Çünkü 3 ortak böleni var mesela. Çünkü mesela 18'in ne var? 2, 3, 9... Aynı şekilde 21'e de baktığımızda 1, 3, 7, 3'ün ortak olduğunu görüyorum. O zaman diyorum ki benim bu kesri en sade hale getirmem lazım. 18'i 3'e bölüyorum 6, 21'i 3'e bölüyorum 7 ve kesri en sade hale getirdim. O zaman işim daha basit. Ne yapacağım? Paya eşitleyeceğim. Buradaki paydayı da kesrin diğer paydasını eşitleyeceğim. x-1 eşittir 6. 1'i karşı tarafa attım ve x hemen 7 geldi. Payda için konuşursak 2y+1 eşittir 7. 1'i karşı tarafa attım. 2y dediğim adam 6. Y'yi yalnız bırakmak istiyorum. Hadi gelin her tarafı 2'ye bölelim. Ve y de buradan 3 çıktı. Bu durumda x'in alabileceği değer 7'dir. Y dediğim değer de 3'tür. Hemen bir notumuz daha var. İki tane asal sayı daima aralarında asaldır dedik. Şimdi 3 ve 7 birer asal sayı olduğu için 3 ve 7 aralarında asaldır. Şimdi asal olmayanlar için değerlendirme yapıyoruz. Ortak bölenimiz var mı yok mu diye. Ama burada verilen 3 ve 7 gibi ya da 2'ye 19. Bunların hepsi asal sayı olduğu için arkadaşlar direkt aralarında asaldır diyebiliriz. Yani hiç kontrol etmemize gerek yok. Zaten bir dışında ortak bölenleri olmayacaktır. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.